Sinek Kaydı Tıraş'ın sponsoru Derbi gururla sunar. Şimdi tabii ki Emre'nin sportif direktör olması Erol için de büyük bir avantaj. Dolayısıyla fakat hala şöyle işte Emre sportif direktör yardımcısı Selçuk Yula resmi bir açıklama duydun mu sen? Hocam olmadı ama yani bu şekilde devam ediliyor şu anda. Ama tabii fiilen yani resmi bir açıklama olmasa da fiilen Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre. Evet. Doğru. Çünkü ben Emre'nin o görevi olmasından dolayı memnuniyet duyanlardan bir tanesiyim. Ben tabii ki Emre'nin belki hep soru işareti oynarken ki o saha içindeki tavrının yönetirken de devam edip etmeyeceğini kuşkusuyla ilgili yani bir karakter değişimi olur mu diye insanların biraz ürküntüsü var. Ama ben şunu biliyorum ki ben günlük hayattaki karakterim icabıyla çok sakin, çok sevecen bir insanken iç karakterim farklı hale geliyor. Emre de bu konuda kendi karakteriyle iç karakterinin ayrı olması gerektiğini bilecek, uygulayacak seviyede bir insan. Dolayısıyla Emre o hırsını artık dışarıda işe angaje etmek, işe yöneltmek durumunda ki bunu bugüne kadar yapmış olduğu Fenerbahçe'nin transferleriyle bu çalışmanın doğru yolda olduğunu gösterdi bize. Dolayısıyla Emre kardeşimizin de Selçuk Yula'ya galiba Allah razı olsun. Selçuk Şahin hocam. Selçuk Şahin kardeşimle birlikte bu işi yapacaklarını düşünüyorum. Ve başarılı olurlarsa futboldan gelenlerin önünü açmış olurlar. Futboldan gelenlerle ilgili soru işaretlerini kafalardan kaldırmış olurlar. Yani bir kendi başarıları olduğu kadar bundan sonra da bir şeyin başlaması adına onların başarının çok önemli rol oynayacağını düşünüyorum Türk futbolunda. Ve Fenerbahçe takımı şu anda dediğin gibi herkesin kuşkusu acaba bu takım idare ederken oynamayan oyuncuların problemleri olur mu? Bu problemler takıma yansır, takım dinamini bozar mı? Sıkıntı burada şimdi yani kafadaki soru işaretleri burada. Yani Fenerbahçe şu andaki kadro yapısı anlamında liglerin bana sorarsan en iyi kadrosunu oluşturdu. Hocam o zaman şunu da bir şekilde söyleyebiliriz herhalde sizin hocam hayalleriniz devam ediyor. Hayaliniz de Premier Lig herhalde. Olmaz mı ya? Hayal biter mi ya? Hayal bitti, hayat biter abi. Öyle bir şey yok. Ben Allah bana ömür verdiği müddetçe, sağlığım yerinde olduğu, heyecanım, middetim kaybetmediğim sürece ben bu antrenörlük işini bırakmak istemiyorum. Hadi, sağ olsunlar daha dün bir kulüpten çok ciddi bir teklif aldım. Türkiye'de ekonomisi düzgün tesisleşmesini tamamlamış bir kulüpten. İşte gel başımızda o sportif direktörümüzü alalım bu takımı üçüncü ligden ikilere birlere işte yukarılara çıkaralım. Bir Başakşehir örneği gibi bunu düşünen bir takım. Şimdi ben de düşünüyorum çünkü pratikten kopmak masaya gitmek zorunda kalacağım. Şimdi sportif direktörlük başka bir konu. Dolayısıyla yani daha ben o duyguda değilim yani daha ben yapmam lazım. O heyecanım var yani ben saha işi beni çok ilgilendiriyor. O yüzden ben de bir dakika müsaadenizi düşüneyim dedim. Daha cevap vermedim. Dikkat edersen çok kolay görev hiçbir yerde almadım ben. Yani hiç olmaması mümkün görevler aldık. İşte düşmeye aday kalmış bilmem kaç tane maç veya çıkması lazım veya playoff'a çıkması lazım. Çok zor görevler. Kolay değil. İnan ben de Akhisar'dan geldik işte Alaçatı'ya 26 Temmuz'dan beri hala kendime gelemedim. Öyle bir psikolojik yırpalanıyorsunuz ki öyle bir cenderen içinden çıkıyorsunuz ki maddi manevi hakikaten kolay olmuyor. O yüzden hayal bitmedi. Yani benim hayallerim var da ben bu üç büyük takımından bir tanesi muhakkak çalıştırmam lazım. Amili takım çalıştırmam lazım. Yani bir antrenör farklılığı gösterebileceğim imkanları olan bir kulüplerde olmam gerekiyor. Ya bu Türkiye için bir kazanç olur aslında. Yani ukalalığa girecek bir yerde ama ne bileyim nerede takılıyorlar bizimle ilgili onu bilemiyorum. Hikayenin hası. İki kişiden hocam özel istek geldi. Bir Ali Ece bu hikayeyi çok merak ediyor. Aslında biz programlarda da kısa kısa değindik işte Matt Ballow olsun o dönemki koşullar ama hikayenin tamamını hiç anlatmamıştınız. Tolga abi değindi istedi. Hocam bu Cardiff City meselesi nedir? Size İngiltere'den gelen teklif. Valla işte yaşam tesadüfler. Ben İngiltere'ye benim oğlanlar orada eğitim yaparlarken çok sık gidiyordum. Ve bizim bir kardeşimizin çok güzel bir restoranı vardı. Orada bir gün iş adamı arkadaşlarla kahvaltı yaparken bir tanesi dedi ya İngiltere'de Daily Mail gazetesinin baş yazarı var. Matt Barlow benim çok yakın arkadaşım dedi. Hocam tanışmak ister misin?
dedim lan körün aradığını göz. Tabii ki gelsin. Konuşalım kardeşim, istemez mi? Neyse adam geldi. Kahvaltıda tanıştık. İşte sohbet ediliyor. Derken ya dedi çok ilginç şeyler anlatıyorsunuz. Ben sizi İngiliz futbol kamuoyuna tanıtmak istiyorum. Bizim ülkemizde de biz böyle portreleri anlatmayız. Olayları konuşuruz daha çok ama çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Ben bunu yapmak istiyorum dedi. Sizi İngiliz pazarına tanıtmak istiyorum. Dedim Allah Allah. Hadi bakalım hayırlısı. Ve ertesi gün Daily Mail gazetesinde 9 punto işte Yılmaz Vural anlatıyor. Başlık şu. Ben işte 86 yılında Alex Ferguson'la birlikte göreve başladık. Ben 25 takım değiştirdim. O takımda bir takımda emekli oldum falan gibi. Çok enteresan bulmuş onu. O başlık olarak onu koymuş. Ve tabii Mehmet Orman diye bir kardeşimiz Kıbrıs Türk'ü. Kardeşlerin de CEO'suydu. Ve Kardeş takımının da devralmış. Zengin bir Malezyalı iş adamı Müslüman. Yani adamcağız da oradaki antrenörde bir evvelki sene lige çıkmış takım kaldı. Antrenör de çok seviyor halka fakat çok başarısız gidiyor. Derken Mehmet kardeşim de gazeteyi görünce ama demiş ya bir Yılmaz Hoca'yı severiz işte Kıbrıs Türk'ü oldu tabii tanıyor bizi. Bir de Musi diye bir şey var menajer onu aramış ya demiş böyle hani bizde antrenör değişikliği bize gelmek ister mi falan. Ya Premier Lig'den bir takım yani gelmek istemem tabii falan. Ve görüşmeler böyle başladı derken Faruk Zapçı vardı bizim. Orada Hürriyet'in muhabiri. Bu Muzi'de Muzi çocuğun ismi. Faruk Zapçı'ya bunu söylemiş. Faruk da Hürriyet gazetesinde Türkiye'de haberi vermiş. Yılmaz Vural kaldı falan. Tabii ki orası karışmış. Çünkü seyirci bu gizli yapılması lazım bir şey. Duyunca kıyamet kopmuş. Adamın gitmesini istemiyor. O dedi ya biraz sakin. Sessizleşelim. Neyse bir müddet daha geçti. Devam edildi. Adamı artık yollamak zorundalar. Çünkü hep başarısızdı. Ve o sene küme düştüler onlar. Ve işte oradaki iddia kanalları şunlar bunlar. İşte Cardiff'in antrenörü kim olacak? Yılmaz Vural, Eriksson, şu, Solkayer falan. Ele Solkayer'le ikimiz kaldık. Ve inan ben Cardiff'in artık malzeme için alo George falan diyeceğim yani. Cardiff'in sosyal yapısı, Cardiff taraftarı neden sevici, sloganları ne, işte takımın malzemecisine kadar isimlerini ezberlemiştim yani. Gittiğimde bir de bir Amerikalı arkadaşım vardı İstanbul'da, onlar İngilizce dersi de aldı 3-4 ay. Bayağı İngilizcemizi geliştirdik falan filan. Gitti mi böyle tak diye, alo falan gireceğim dükkan gibi yani biliyorum nerede ne var her şey öğrendim yani. Fakat nasip olmadı yani soğuk el. Çünkü seyirci gene orada ben. İlk defa bir Türk ve Müslüman olmanın seçim konusunda maalesef çok ihtiyaç duyulmazsa olmayacağı kanaat oluştu bende. Sonra o gitti, o da takımı düşürdü. Sonra Manchester'a gittim falan filan. Yani nasip değilmiş, olmadı. Fakat hakikaten çok böyle ufacık bir nüansı kaçırdık olayı. Siz ne diyorsunuz hocam? Yakışır mı Fatih Terim'e başkanlık? Yakışmaz mı? Ama şimdi Lucescu 75 yaşında çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Dinamo Moskova'da galiba değil mi? Yani evet. Şampiyonada şeylere kaldı, gruplara kaldı. Çok büyük. Dinamo için çok büyük bir başarı bu. Ve Lucescu başında. Demek ki bu iş pratik yaşla ilgili değil, kendinizi hissetmeyle ilgili bir olay. Dinamizminiz varsa, o heyecanınız devam ediyorsa 75 yaşında bir antrenör şu anda çok başarılı bir şekilde devam edebiliyor. Şimdi o yüzden hocam antrenörlük yani bu bir rahatsızlık gibi bizde. Bakın ben şimdi çalışmıyorum, acayip rahatsızım. Yani bir dinamizm istiyorum, adrenalin lazım bana. Oturduğum yerde çöküyorsunuz yani. Dolayısıyla pratiğin içine girip de sonradan onu bırakıp başka bir şeye, kanala gitmek kolay bir şey değil. Şimdi hocam antrenörlük hayatı ne zamanki kafasında sonuçlanır, o yaşı ben bilemem, kendisi bilir. Hem sağlık anlamında hem heyecan anlamında. Onun için ondan sonra onun kafasında başkanlık veya bu işin idari pozisyonuna geçmek gibi bir şey oluşabilir. Şu anda Fatih Terim'in sanmıyorum böyle bir duygusu olduğunu. Maçları seyredin. Yine eski dinamizmi devam ediyor. İsteği ortada. Heyecanı ortada. Suratından anlıyorsunuz. Yabancı kuralıyla ilgili ne düşünüyor? Yabancı kuralı sistemi nasıl olmadı ya da olmalı mı? Ama siz sınırlama kalksın dediniz hocam. Evet. Yabancı kuralı İşte daha başladığından beri işte 3+1, 3+2, 4+2, 5+1 bilmem ne. Yani bu sayıları oluşturanlar
bu sayılarda ne keramet buldular da bunların üstünde durdular, onu anlamak mümkün değil. Dolayısıyla bırakın serbest ya. Yani Türkiye'de bugün Avrupa Birliği'ne katılmak istiyorsa, Avrupa Birliği'ne sahip ülkeler Avrupa'daki değişimlerde sınırı yok. İstediği kadar diğer ülkeden oyuncu alabiliyorsunuz. Burada tek sanırım bizden başka bilmiyorum bu sınırlaması olan bir Avrupa Birliği ülkesi var mı? Yani 53-54 tane UEFA'ya kayıtlı ülke arasındaki bir değişimlerde sınır yok. Yani Türkiye'de bu paktın içine girmek için çaba sarf ediyor. O halde giremediysek bile mantık olarak onlar gibi davranabiliriz. Bizdeki problem şu, hiç biz Türk oyuncu düşünmüyoruz. Yani olmaz öyle şey yani. Ben bakıyorum bir sürü takımlarımızda hep Türk oyuncu sayısı, yabancı sayısından az. Yani bilmiyorum var mı daha fazla olan. Yani sanırım bundan sonrası için bir yıl daha uzatılmıştı bu beşli oyuncu değişikliği. Bana sorarsanız artık futbolda bu beş oyuncu değişikliği devam etmeli. Çünkü geride hemen hemen 12'ye yakın sanırım 23 oyuncu oluyor bu turnuvalarda. Oyuncu bekletiyorsunuz ve bunlardan ancak 3 tanesini sokabiliyorsunuz. Saçma. Yani ne oluyor? İşte kuşkuşuydu, korkuşuydu. Oyun çok durur mu? Ne duracak? Zaten devre arası değiştirdiğiniz oyuncular sayılmıyor bu değişiklikte biliyorsunuz. 3 kere değiştirme hakkınız var. 4 kere yok. O yüzden değişen bir şey olmuyor. Yani biz de ona dikkat ediyoruz. Oyuncu değişikliği yaparken bu 4 hakkımızı kullanalım. Onun için devre arasında kullanmaya çalışıyoruz. Dikkat edersen bizde de 46. dakikada Almanya maçında 2 kişi soktuk. Bu maçta 1 kişi soktuk. Ya Efe Can Cengiz değişimi oldu. Dolayısıyla ondan sonra da 2'şer 2'şer oyuncu attık içeriye. Bir 80-81 bir de 90+3'lerde 2 oyuncumuz girdi. Dolayısıyla görüldüğünüz üzere sanırım büyük bir değişiklik olmadan kadroda birkaç oynamayla yine ama ikinci devre oynadığımız oyun anlayışını oyunun başından sonuna kadar götürmek kaydıyla çok keyifli bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum. Umarım inşallah beklediğimiz sonuçla çıkarız. Yazık olur elenirsek. Yani Rusya bizim kadar gol pozisyonuna girmedi. Hele bir ara hakikaten acil duruma düştüler. Toptan işte kaptıkları topları çıkaramıyorlar, pas hatası yapıyorlar. Bir sürü yanlış sonucunda da işte görüldüğü gibi de hakikaten kazanabileceğimiz bir maçı kaybetmiş olduk. Bana sorarsan 2 puan kaybetmiş olduk bir Rusya maçında. İkinci devre oynadığımız maçta. Maçla. Şimdi böyle bakınca adam gurur duyuyor tabii. Ben de yazdım hocam dedim gurur duyuyoruz sizinle. Ne güzel bir uygulama. Teşekkür ederiz. Ve böyle devam ederiz inşallah. Durmak yok yola devam dedim. Ve o da sağ olsun hemen cevap yazdı bize. Şimdi bakıldığında iki ayrı hazırlık maçıyla oynadığımız puan maçında bir sürü oyuncumuz şans buldu. Ve dışarıda kalan da sakatlık nedeniyle başka nedenlerle forma giremeyen ne bileyim bir İrfan Can gibi örneğin bir sürü oyuncu da dışarıda daha bekliyor. Yani enteresan bir şekilde milli takımımız çok geniş bir havuza sahip duruma geldi. Ve maça göre hoca artık form durumuna göre bu kadroyu oluşturacak. Tabii ki 2 gün sonra sanırım çarşambaydı galiba değil mi? Yarın veya. Çarşamba hocam Sırbistan'la oynayacağız. Sırbistan'la oynayacağız. Ben o maçtan çok umutluyum. Çünkü kazanmamız lazım. Hakikaten iyi toplar oynuyoruz. Ama puanımıza bakarsak 2 puanımız var. Ve biz en azından Sırbistan'ı yenip iddiamızı devam ettirmemiz gerekiyor. Berabere kalırsak bu iddiadan kopacağız çünkü. Ya artık işte bu maçı ikinci devrelerde oynadığımız bu maç kadar genelinde oynamamız lazım ki Sırbistan takımına karşı başarılı olalım. Şimdi tabii Sırbistan bir hazırlık maçı artı bir de oynadığımız bu puan maçını izledi ve Türk milli takımının daha atak oynarsa nerede hata yapıyor, nasıl önlem alsınlar, onların da durumu bizden iç açıcı değil, onlar da kazanmak için oynamak zorunda, puan anlamında yeterli puanları yok. Böyle bakıldığında güzel bir maç olacak. Yani bana sorarsanız karşılıklı atak şeklinde geçecek ve kazananın devam etmesi mümkün bir maç oynayacağız. Umarım inşallah bu moralle, bu doğru uygulamayla Sırbistan maçının yalnız ikinci devresi değil, iki devresinde de aynı bu kalitede oynarsak biz Sırbistan'a karşı başarılı oluruz diye düşünüyorum. Derbi sundu. Daha fazla muhabbet Derbi Meclisi Instagram hesabında.